Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Otomobillerin gaz emisyon değerlerinde oynadığı ortaya çıkan Volkswagen skandalı büyüyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn görevinden istifa etti. Volkswagen denetleme kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada Winterkorn'un yaşanan gelişmeler üzerine istifasını sunduğu ve bunun kabul edildiği bildirildi. Winterkorn'un istifasının ardından yönetim kurulu başkanlığını devralacak kişinin cuma gününe kadar belirleneceği açıklandı. Winterkorn dün yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini ve bütün gücüyle müşterinin güvenini yeniden kazanmaya çalışacağını söylemişti. Volkswagen'de yaşanan şok istifanın ardından yönetim kurulu başkanlığını üstlenecek isim konusunda arayışlar başladı. Bu arada Fransa'da Avrupa'nın otomobil devi hakkında soruşturma başlattı. Fransa'da Amerika'daki egzoz emisyon testinde manipülasyon yapan Alman otomotiv grubu Volkswagen hakkında soruşturma açıldı. Fransa Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanı Ségolène Royal, fabrika hakkında soruşturma başlatıldığını bildirerek yetkili Fransa kurumlarından bu tip olayların önlenmesi için öneriler beklediğini kaydetti. Royal açıklamasında böyle olayların Fransa'da yaşanmaması için üreticilere gerekli önlemleri alma çağrısı da yaptı. Alman hükümeti de gelişmeler üzerine inceleme başlatmıştı. Bu arada Alman Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, hükümetin konuyla ilgili daha önce bilgisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. ABD Çevre Koruma Ajansı, 18 Eylül'de FAVE'nin ABD'de sattığı bazı dizel motorlu araçların yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinin manipüle edilmesinden dolayı çevreyi standartlardan 40 kat daha fazla kirlettiğini açıklamıştı. Söz konusu manipülasyondan yaklaşık 482 bin dizel aracın etkilendiğini bildiren ajans, FAVE hakkında para cezası ve ihtiyati tedbir kararı verilebileceğini duyurmuştu. FAVE ise dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testi manipülasyonundan etkilendiğini ve zararı karşılamak için yaklaşık 6,5 milyar euroluk bütçe ayırdıklarını açıklamıştı. Yunanistan'da Alexis Tsipras liderliğindeki Syriza Partisi'nin zaferiyle sonuçlanan erken genel seçimlerin ardından yeni hükümet yemin ederek göreve başladı. Yunanistan'da Başbakan Alexis Tsipras başkanlığındaki Syriza Anel Koalisyon hükümetinin üyeleri Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un huzurunda yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen yemin törenine Başbakan Tsipras'ın yanı sıra kabinede yer alan bakan ve bakan yardımcıları katıldı. Törende bazı bakanlar dini yemin ederken kimileri ise siyasi yemin etti. Tsipras'ın dışında 7'si kadın, 46'sı bakan ve bakan yardımcılarından oluşan yeni hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısının cuma günü gerçekleştirileceği bildirildi. Bu arada merakla beklenen Maliye Bakanlığı görevine tekrar Öklit Çakalotos getirilirken hükümetin küçük ortağı Anil'in genel başkanı Panos Kamenos savunma bakanlığını üstlenecek. Dışişleri Bakanlığı'nı ise sosyolog Nikos Kochias yürütecek. Başbakan yardımcısı Yanis Trakasakis yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada hükümetin hedefinin kreditörlerle imzalanan anlaşmaların adil bir şekilde uygulanması olduğunu belirterek amacımız ekonomiyi yeniden düzenleyerek iyileştirmek ve ileriki bir zamanda gittiğimizde arkamızda solun izlerini bırakmak dedi. Mültecilerin durumu Avrupa ülkelerinde tartışılmaya ve farklı önlemler alınmaya devam ediyor. Danimarka'dan sonra Norveç ve Finlandiya'da sınır kontrollerini artırma kararı aldı. İngiltere ise 5 yıl içerisinde alacağı 20 bin Suriyeli'den ilk grubun ülkeye geldiğini açıkladı. Danimarka'dan sonra Norveç ve Finlandiya'da sınır kontrollerini artırma kararı aldı. Danimarka makamları ülkeye gelen 12.600 mülteciden sadece 1.500'ünün iltica talebinde bulunduğunu, gerisinin İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelere geçtiğini bildirirken, Norveç Adalet Bakanı Andreas Anundsen, sınırlarda kontrolleri artıracaklarını açıkladı. Anundsen yayınladığı basın bildirisinde,
Büyük bir mülteci akını ile karşı karşıyayız. Norveç bakanları olarak zamanında mültecilerin ihtiyaçları ve kimliklerini belirlemek zorundayız. Bunun için de sınırlarda kontrolleri artırma kararı aldık. Böylece hem yasa dışı göçü hem de sınırlar ötesi suçları önleme şansımız olacak dedi. Finlandiyalı yetkililer ise geçtiğimiz yıl ülkeye gelen 3200 mülteciye karşılık son birkaç ay içinde 12.000 mülteci geldiğine dikkat çekerek geçen hafta İsveç'e sınır Tornio'da polisin kontrolü sıklaştırdığını ve sıkı kontrollerin tüm ülke sınırlarında uygulanacağını bildirdi. Öte yandan İngiltere hükümeti 2020 yılına kadar Türkiye, Lübnan ve Ürdün sığınma kamplarından alacağı 20.000 Suriyeli sığınmacıdan ilk grubun ülkeye geldiğini duyurdu. Ancak ilk olarak kaç sığınmacının geldiği ve hükümetin yeniden yerleştirme programı kapsamında nereye yerleştirildiği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu arada Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri Bakanları dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptığı toplantıda toplam 120 bin mültecinin gelecek 2 yıl içerisinde Avrupa ülkeleri arasında dağıtımı konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu karara ilişkin İngiltere Başbakanı David Cameron ise Brüksel'e gitmesi bekleniyor. Ülkelerindeki savaştan kaçan mültecilerin Avrupa'daki dramı devam ediyor. Sınırdan sınıra nakledilen mülteciler bin bir sıkıntıya maruz kalıyor. Avrupa Birliği ülkeleri bir yılda iki katına çıkan kontrolsüz göç ile baş edemiyor. Binlerce savaş mağduru Avrupa topraklarında ölümden uzak yeni bir hayat için mücadele veriyor. Mermileri, bombaları geride bırakan mülteciler adım attıkları Avrupa'da tel örgülerle, asker veya polislerin sert müdahalesiyle karşılaşıyor. Avrupa Birliği'nin Schengen kapısı olan Macaristan, Dublin anlaşmaları gereği mültecilerin kontrolsüz geçişlerini engellemek için çok sert önlemler alıyor. Mülteciler de bu sebeple Macaristan yerine Hırvatistan ve Slovenya'yı tercih ediyor. Hazırlıksız yakalanan Hırvatistan ise mülteci akınını kaldıramıyor. Mülteciler otobüs ve trenlerle Slovenya ve Avusturya'ya aktarılıyor. Uluslararası Göç Örgütü ise Yunanistan, İtalya ve İspanya üzerinden gerçekleşen mülteci akınının ürkütücü tablosunu yayınladığı raporla gözler önüne serdi. Rapora göre 2014 yılında Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçen mülteci sayısı 219 binken bu sayı 2015'in ilk 9 ayında 467.153'e çıktı. Aynı dönemde 2870 mülteci ise boğularak hayatını kaybetti. Fransa'da aşırı sağ lideri Le Pen, Müslümanlara hakaret suçundan Lyon'daki ceza mahkemesinde yargılanacak. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, 20 Ekim'de Müslümanlara hakaret suçundan Lyon Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Le Pen, 2010 yılında Lyon'da partili bir gruba yönelik yaptığı bir konuşmada, Fransa'da ibadet yerleri küçük olduğu için cuma namazlarını dışarıda kılan Müslümanları eleştirmiş ve Müslümanların dışarıda sokakta namaz kılması ile Fransa'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edilmesi arasında benzerlik kurmuştu. Bu açıklamanın ardından Fransa'daki sivil toplum dernekleri ırkçı nefreti körüklediği gerekçesiyle Le Pen aleyhinde dava açılması talebiyle mahkemeye şikayette bulunmuştu. Le Pen aleyhinde 2012 yılında bu başvuruyla ilgili adli soruşturma açılmıştı. Fransa Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Avrupa Parlamentosu 2013 yılında Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiş, yargılanmasının önünü açmıştı. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs. Fransa'da daha önce de helal et kesimiyle ilgili tartışmalara katılan Le Pen yine Müslümanların sert tepkisine yol açmıştı. Time to Help yardım zamanı aracılığıyla kurbanlarını Afrika'da kestiren Avrupalı vatandaşlarımız muhtaçlara bir parça et ile bayram sevincini yaşatıyorlar. Şimdi Kenya'nın başkenti Nairobi'ye uzanıyoruz. Ebru Afrika Haber Koordinatörü Nadir Kılıç yardımların Afrika'daki muhtaçlar için ne anlam ifade ettiğini yerinde bizler için gözlemledi. Kenya'nın gecekondu, Nairobi'nin gecekondu bölgesinde izledik. Bir de hatırlatalım. Her yıl buraya Kurban Bayramı'nda, hazır kurban da yaklaşıyorken onu hatırlatmakta fayda var. Kurban Bayramı'nda binlerce kurban gönderiyor Türkiye'den ve Avrupa'dan. Sizler gönderiyorsunuz. İşte nerelere dağıtılıyor? Bunlara dağıtılıyor. Medreselere dağıtıyor. İşte bu gecekondu bölgelerine dağıtılıyor bu kurbanlar. Ve inanın o sizin gönderdiğiniz o kurbanlarla insanlar burada karınlarını doyurlar. Bu çocukların hani
Ajitasyon yapmanın bir anlamı yok, onları acındırmanın da bir anlamı yok ama anneleri babaları günübirlik kazanıp günübirlik harcayan insanlar ve bu insanlar da buraya yani gelebildiklerine şükrediyorlar açıkçası. Dinlerini öğrenebildiklerine şükrediyorlar. Şöyle gidelim. Burada Time to Help ya da Kimse Yok mu derneğinin neler yaptığını bize aktaracak genç insanlar. Yeah, Time to Help has been here even during the Ramadan and it has helped many families. Time to Help Derneği Ramazan ayında da buradaydı ve birçok aileye, özellikle fakirlere ve engelli vatandaşlara yardım etti. Şimdi de geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Daha fazla Müslümanın buralara gelmesini ve fakirlere yardım etmesini bekliyoruz. Buralar fakir bölgeler. Çok basit ve temel ihtiyaçları gideremiyoruz mesela. Devletimizin de kaynakları sınırlı zaten. Ancak Time to Help Derneği buraya geldikten sonra tünelin sonundaki ışığı gördük. We thank Time to Help very much. Time to Help Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta geldiler ve hemen kurban hazırlıklarına başladılar. Bayram gününde daha fazla destek geleceğini söylediler. Ayrıca Müslümanlara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes Afrika'daki Müslüman kardeşlerine yardım etsin. Burada çoğunlukla Müslümanlar yaşıyor. Fakir bir bölgedeyiz. Camimiz var burada ama birçok sorunumuz da var aynı zamanda. Bu sebeple Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz ve yardımlarını bekliyoruz. We are a Muslim village and we are not rich. We thank you very much because bize yaptıkları yardımlardan ve verdikleri desteklerden dolayı tüm yardımseverlere teşekkür ederim. Onları takdir ediyorum. Buraya yapılan yardımlar hakikaten hiç boşa gitmiyor. Biliyoruz ki hani kurban Hazreti İbrahim'in bir vaadiydi. Allah'a karşı bir vaadiydi. Hazreti İsmail'i hani bu hikayeyi hepimiz biliyoruz. Hazreti İsmail yerine gönderilen bir şeydi. Memleketimizin dört bir yanında insanlar ağlıyorlar, analar ağlıyorlar, analar ağlamaya devam ediyorlar. Bu kurbanda umarız, yani Allah'tan duamız da bu. Umarım bu kurbanda keseceğimiz, adadığımız kurbanlarımız çocuklarımızın, evlatlarımızın yerine birer adak olarak kabul edilir ve memleketimizdeki akan kan da durur diye ümit ediyoruz. Ha dedik ya, burada yapılan yardımlar hiç boşa gitmiyor. Her çocuk bir şeyler öğreniyor. Kur'an'dan, İslam adına bir şeyler öğreniyor. Ve insanlar da hiç nankör değiller. Ve her namazda, belki de her namazın arkasında Türkiye için, memleketimiz için, vatanımız için, gurbetteki herkes için dua ediyorlar. Evet, Nadir Kılıcı aktarmış olduğu bilgilerden dolayı bizler de teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Giden kurbanların kimlere ulaştığını bizlere göstermiş oldu bir kez daha. Sevgili seyirciler, Samanyolu Haber'de yayınlanan Avrupa Masası programının konuğu Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'di. Özdemir, Türkiye'de medyaya yapılan baskıların kabul edilir bir durum olmadığını söyledi. Gazeteci Gültekin Avcı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Çözüm sürecinde gelinen noktayı da değerlendiren Özdemir, sorumlunun AKP ve Erdoğan olduğunu söyledi. Yani bir insanın sırf yazdığı yazılardan ötürü yargılanması tabii demokrasilerde kabul edilir bir durum değil. Yani korkunç bir şey yani. Bu suç işleyen birisi, yani bütün hukuk devleti olan bir ülkede böyle bir şey suçtur. Yani sen insanları tahrik ediyorsun, galeyana getiriyorsun, 6-7 Eylül olaylarını andıracak bir şekilde linç... O dönem geldi zaten. Efendim? Yani 6-7 Eylül olayları konuşurken 1955... Tabii. Hürriyete de zannediyorum, evet. 6'ya 7'ye Eylül'de. Aynen öyle. Yani resmen oldu. Bir linç girişi. Bir de şey düşün, o pencereler kırılsaydı. İçeride hiçbir engel yok. Evet. Yani içeriye girdim tabii, ben. Tabii. İnsanlar içeriye girecekti. O hırsla, tabii. O kinle, o nefretle. Yani her şey olabilirdi. İnsanlar, evet, ölebilirdi. Bunlar çok korkunç şeyler ve yani bir şekilde bunların AKP trolleri olduğunu herkes görüyor. Evet. AK Parti ilk iktidara geldiğinde gerçekten hatırı sayılır önemli reformlar yaptığını tekrarlıyorum. Doğruya doğru, eğriye eğriye. Kıbrıs politikasında tabii olsun, tabii, Kürt meselesi olsun, Ermeni meselesi olsun, Türkiye'deki ekonomik reformlar olsun, birçok açılıma imza attılar ve keşke onları başkaları yapsaydı. Daha önceki hükümetler aynı şekilde canlı başla yapsaydı ama bunlar yaptı. Yani o açıdan yiğidi öldür, hakkını yeme. Aynen öyle. Baktık ki seçimden seçime radikalleşti. İşte çevredeki insanlar değişti, danışmanlar değiştirildi. Bugünkü AK Parti ve özellikle Sayın Erdoğan, o dönemki AK Parti ve Sayın Erdoğan'la uzaktan yakından bir alakası kalmadı. Kendisi başlattı bu süreci. Kendi bakanları, kendi istihbarat başkanı müzakerelerde bulundu İmralı'ya. Ben gitmedim. Onlar gitti, görüştüler. Onlar Sayın diye hitap ettiler Öcalan'a. Onlar
bir takım anlaşmaları vardılar. İşte ta Dolmabahçe Sarayı'na kadar gitti. Tabakat ve sonunda yapıldı. Evet orada yaz boz oldu bu iş. Ki ciddiyet gerektiren bir şey. Yani bundan böyle güvenceyi tekrar sağlamak iki taraf açısından da çok zor olacak. Ben zaten ondan ötürü Türkiye'ye gittiğimde şunu söyledim. Bir silahlar bir an önce susmalı. Hatta bana kalırsa PKK tek taraflı başlamalı. Yani hükümeti beklemeden tek taraflı bir silahlarının susmasını hatta temelli ortadan kalkmasını ilan etmeli. Türkiye'de çeşitli sebeplerden tutuklanan ve sorgulanan gazetecilere Hollandalı meslektaşlarından destek geldi. Hollandalı gazeteciler Türkiye'de özgür basın üzerindeki baskılara karşı harekete geçilmesi için Hollanda Meclis Dışişleri Komisyonu'na dilekçe verdiler. Ağızlarını bantladılar, Türkiye'de özgür basın üzerindeki baskıya dikkat çektiler. Hollandalı gazeteciler, radyo ve televizyon çalışanları, blogcular, yazarlar ve ifade özgürlüğü savunucuları Türkiye'deki baskıları Hollanda Meclisi'nde protesto etti. Gazeteciler, Hollanda Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden Türkiye'de basına uygulanan baskıların sona ermesi için harekete geçmelerini talep etti. Gazeteciler Türkiye'de işlerini özgürce yapamaz hale geldiler. 2015 yılında aralarında ünlü Türk gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda gazeteci hakkında soruşturma ve dava açıldı. Bir kısmı ise hapse atıldı ve atılmaya devam ediliyor. Bu durumu modern Türkiye'nin ulusal birlik ve beraberliği adına bir tehlike olarak görüyoruz. Çok sayıda gazeteci, yazar ve yapımcıların imza attığı dilekçe Hollanda Meclis Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Komisyon Başkanı Fred Teeuwen ilk toplantılarında konuyu gündeme taşıyacaklarını söyledi. Türkiye'de basına yapılan baskı ve sansürün kaldırılması yönündeki bu dilekçeyi çok anlamlı buluyorum. Çünkü Türkiye'de basın özgürlüğü son yıllarda gerçekten dibe vurdu. Bunu kabul etmek mümkün değil. Hollandalı gazetecilerimiz bile Türkiye'de işlerini yapamaz hale geldiler. Hollanda olarak konunun yakından takipçisiyiz. Meclisteki protestoya çeşitli parti üyeleri de destek verdi. Milletvekilleri Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu konuyu ivedilikle ele alması için çağrı yapacaklarını dile getirdi. Neyse o davası dün görülen 229. duruşma ile devam etti. Duruşmada Neyse üyelerinden ve Bernard'ın Mehmet Kubaşık'ın öldürüldüğü yeri 6 ay önce gözlemlediği iddia edildi. Almanya'da görülen Neyse davasının 229. duruşmasında terör örgütü üyelerinden ve Bernard'ın Mehmet Kubaşık'ın öldürüldüğü yeri 6 ay önce gözlemlediği iddia edildi. Alman Federal Kriminal Polis Memuru Flück tarafından mahkeme heyetine sunulan posta kartının Bernard tarafından Kubaşık'ın öldürülmesinden 6 ay önce öldürüldüğü Dortmund'dan Neyse terör örgütü üyelerinin Zwickau'daki merkezlerine gönderildiği açıklandı. Posta kartının üzerinde bol selam, hava çok güzel ifadesinin yer aldığı ve Kubaşık'ın öldürüldüğü tarihten yaklaşık 6 ay önce 21 Eylül 2005'te gönderildiği belirtildi. Dortmund'da büfe işleten Mehmet Kubaşık, üve Bernhard ve üve Mündos tarafından 4 Nisan 2006'da vurularak öldürülmüştü. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada Neyse terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Çepe ile örgüte yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi yargılanıyor. Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'den üzücü haber geldi. 1,5 yıl önce kayak yaparken kaza geçiren Alman pilotun 45 kiloya düştüğü öğrenildi. Formula 1 tarihinin en önemli pilotlarından olan Michael Schumacher'den kötü bir haber geldi. 2013 yıl sonunda geçirdiği kayak kazasından sonra komaya giren ve ardından İsviçre'deki evinde istirahate çekilen Alman eski pilotun durumuyla ilgili uzun bir süre sonra ilk bilgi ortaya çıktı. Rehabilitasyon sürecinden sonra iyileşmesinde hızlanma bekleyen Schumacher'in aradan geçen süreçte ilerleme kaydedemediği bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Michael Schumacher'in gelişimi acı verici derecede yavaş, şu an 45 kiloya kadar düştü, yürüyemiyor ve konuşamıyor. Çevresiyle ilgili farkındalık da alt düzeyde ifadeleri yer aldı. Öte yandan Fransa'daki Grenoble Hastanesi'nde 6 aylık süreçte Schumacher'in tedavisinde görev alan Dr. François Payet'in bazı ilerlemeler görmek için en az 3 yıl beklemek gerekebileceği yönünde yorumda bulunduğu belirtildi.
Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza para piyasalarındaki son durumu getiriyoruz. Dolar 3 lira 4 kuruş, euro 3 lira 39 kuruş, altın 110 lira 43 kuruş, petrol 49 dolar 24 sent. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza bu gece ve yarınki hava durumu geliyor. Hamburg az bulutlu 11-18, Berlin güneşli 9-20, Köln az bulutlu 11-18, Frankfurt az bulutlu 9-19, Stuttgart az bulutlu 8-18, Münih çok bulutlu 7-17. Amsterdam parçalı bulutlu yağmurlu 9-17, Brüksel çok bulutlu 8-17, Paris çok bulutlu 9-19, Londra az bulutlu 7-17. Madrid az bulutlu 14-28, Roma az bulutlu 13-21, Viyana çok bulutlu 13-19, Bern az bulutlu 4-17. Oslo parçalı bulutlu yağmurlu 6-13, Helsinki az bulutlu 10-17, Kopenhag az bulutlu 12-17, İstanbul az bulutlu 21-27. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.